Günlerdir yazmaya çalıştığım yeni küresel denklemi birkaç olay üzerinden aktarmak istiyorum. Gelin birlikte adım atarak ilerleyelim. Kamplar, ittifaklar, mücadele alanları, basınç uygulanacak koordinatlar belli. İngiltere'den başlayalım. İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, Afganistan'da görev yapan İngiliz birliklerine tercümanlık yapan 250'den fazla Afgan'a ait verilerin sızmasıyla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı. Ben Wallace, parlamentoda yaptığı konuşmada kızgın olduğumu söylemem az gelir dedi. Wallace soruşturma sonucu bir kişinin görevden alındığını söyledi, bu kişinin adını açıklamadı. Açıklanamaz çünkü istihbarat işin içinde. Avrupa merkezi bir el devrede. Londra'nın İpek yolunda kayıp yaşaması için sahaya inmiş durumda. Geçelim sınırımıza. Mart 2020'den bu yana sakin bir dönemden geçen Suriye'nin İdlib bölgesinde son günlerde garip bir hareketlenme var. Türk Silahlı Kuvvetleri orada resmen hedef alınmış durumda. Kim neden bunu yapmakta? Bunun yeni küresel denklemle ne ilgisi var? Türkiye'nin ABD, İngiltere ekseninde yer alması, Avrupa Birliği ile Rusya'nın buna karşı çıkması ve bu saldırıların yaşanması arasında bir bağ kurulabilir mi? Elbette. Başkan Erdoğan 29 Eylül'de Putin'le görüşecek konu bu. Devam. Fransa, Avustralya nükleer denizaltılar için anlaştı. Kimine göre 40, kimine göre 90 milyar dolarlık bu anlaşma ABD'nin İngiltere'yi yanına alması sonucu bozuldu, bozduruldu. Fransa 3 ülkeye de yüksek perdeden tepki gösterdi. Dün de Avrupa Birliği sahne aldı. Avrupa Birliği Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell, Fransa ile açık dayanışma içindeyiz dedi. Fransa Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği'nin sessizliğinden duydukları üzüntüyü belirterek Fransa'ya yapılan bu muamele tüm Avrupa'ya yapıldı. Bundan Avrupa Birliği'nin çıkarları zarar görecek dedi mi? Elbette dedi. Avrupa Birliği de topa girdi mi? Tabii ki girdi. Avrupa Birliği Başkanı Ursula von der Leyen de üye devletlerimizden birisi kabul edilemez bir muamele gördü. İlişkilerin normal seyrine geri dönmeden önce ne olup bittiğini öğrenmek istiyoruz diye tepki gösterdi. Yani Avrupa ile ABD, İngiltere, Türkiye arasında mücadele giderek yükselecekti. Avrupa Birliği Rusya'yı yanına alırsa Suriye'de bunu sıcak olarak görecektik. İşaretler de bu yöndeydi. Fransa ve Almanya yani Avrupa öyle kolay kolay kenara itilecek güçler değildi. Dünyanın her yerinde etkileri fazlaydı. Konu Türkiye olunca bu etki daha da artardı. Bunu da TÜSİAD'tan anlama şansımız vardı. TÜSİAD son dönemde mülteciler üzerinden Avrupa Birliği ile Türkiye arasında şekillenen ilişkileri eleştirdi. Yapılan çalışmaların ilerleme ve reform çıtasından çıktığını söyleyen TÜSİAD Başkanı Simon Kavlovski, Türkiye mültecilerle ilgili tampon bölge olmaktan çıkmalı diyerek rengini belli etti. Öteden beri Avrupa'ya sırtını dayamış olan Tusiyat, fazla göçmen alarak buraları kaçak insan yurduna döndürme, Avrupa'ya uyumlu ol, ilerleme ortasından sapma diyordu. 10 liralık ticaretimizin yaklaşık 6-6,5 lirası Avrupa ile gerçekleştiği için bu çıkışlar hep olurdu. Dengelerin kurulacağı günlerse kaçınılmazdı. Buradan HDP'ye Kürt sorununa gelelim. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun Kürt sorununun çözümüne ilişkin açıklamaları tartışma başlattı. Kılıçdaroğlu'nun görüşmeleri için HDP'yi meşru görebiliriz sözüne İYİ Parti'den destek geldi. İYİ Partili Dervişoğlu, HDP'li Meclis Başkan Vekili oturumları yönetiyor ve hepimiz de onun yönetimine katılıyor muyuz? Bu meşru mu gayri meşru mu tartışmasına en iyi cevapları sözleriyle omuz verdiklerini ortaya koydu. Çok ilgisi olmasa da Avrupalı istihbarat Örgütleri yıllar önce Öcalan'ın yerine Avrupa sorumlusu Faysal Dunlayıcı'yı liderlik için hazırlıyordu. Kod adı Kani Yılmaz olan Dunlayıcı, Öcalan'a Avrupa'da sığınacak bir yer bulmuyordu. Tasfiyesini istiyordu. Sonra Avrupa karşıtı bir başka istihbarat örgütü tarafından ortadan kaldırıldı. Toparlayalım. Bütün bunlar ne anlama geliyordu? Avrupa kendisine karşı açılan mevziyi görmüş durumda. Avrupa ordusunun kurulmasına giden yol aralandı. Zamanı ihtiyaçları olduğu için de İpek yolu ve Orta Doğu'da hamle yapacaklardı. Kürt meselesinin tam bu zamanda gündeme geliyor olması asla ve katta tesadüf olamaz. Amaç Ankara'ya basınç uygulamaktır. Başlandı zaten. ABD'nin Afganistan'dan aniden çekilmesi, Avrupa Birliği'nin hazırlıksız yakalanması yeni dönemi başlattı. Kavga büyüyecektir. Bu tarz videoların gelmesi için yazılarla ilgili yorumlarınızı, düşüncelerinizi, videoyu beğenip kanalımıza abone olarak bize destek vermenizi rica ediyorum. Sevgiyle kalın, hoşça kalın, dostça kalın.